Kalktır gitsin Trakya kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Trakya bölgesini gezmeye devam ediyoruz. Bir önceki durağımız Vize ve Vize Kalesi olmuştu. Bugünkü durağımız Dublise Mağarası ve İğneada oldu. Buyurun hep beraber gezelim. Evet arkadaşlar, zorlu yolları açtık. Balaban köyünü geçtik ve belli zor yolları açtıktan sonra Dublise Mağarası'na geldik. Ve turumuza başlıyoruz. Bak bende çok güzel laflar var. Al kirazdan kalmaz birazdan. Evet, göster onu da. Geldiniz, hoş geldiniz. Kırklareli'mizin Dublise Mağarası'na hoş geldiniz. Ey güzel, üç tane güzel insan. Hoş gördük. Buyurun bakalım. Sağ olun. Nasıl gidiyorsunuz? İyi, Allah'a şükür. Ne yapalım? Teşhis ürettiğimiz malları, yerli malları buralarda satıyoruz. Evet, kirazımız var. Bak al kirazdan kalmaz birazdan. Tabii. Karadır yerli. Kirazımız bahçeden geldi. Bak sepetlerimizde. Harman zamanı fasulye ekeriz. Kiraz, barbunya, mercimek, köy mercimek, nohut, fasulye. Bu Hebron köylerinden sizin kendi mahsulleriniz. Aynen. Bak çok güzel börülcemiz var. Dermoson fasulyemiz. Köy mercimeği. Hepsi var. Kiraz ikram edelim buyurun. Bak çok güzel iri Napolyon kiraz bunlar. 0.9 lira çeşidi. İkram edelim buyurun. Bak kabak çekirdeklerimiz var. Çek bakalım. Bak karaçalı ballarımız. Pancar pekmezlerimiz. İlk kırım süt mısırımız var. Bak yerli mısır. Bak ilk kırım. Müşterilerimizi açalım. Bak görsünler. Televizyonlarından bizi izleyenler görsünler. Bak ilk kırım. Süper süt mısır. Bak ilk kırım süt mısır. Bak. Süper kütür kütür ilk kırım bunlar. Bak süper. Müşterilerimize kaynatın. Haşlamalı, közlemelik hepsi olur. Bak süper. Hemen ızgarada cız 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 hop mideye. Hadi hayırlı. Afiyet olsun. Buyur anneciğim. Kaç tane vereyim anneciğim? Bunu yapayım. Ben İnsanlar yaparım. Görsün. Bak bunun adı diş bademdir efendim. Alıyorsun bunu. Bitti. Çıtır çıtır. Bak kırıyorsun. Normalde taşla kırıyoruz. Bak kütür kütür diş badem. Bak dişini kır. Mesleğimi de söyle bana. Süper. Mesleğimi de açıklayacağım. Buyurun. Bak arkadaşıma da kırayım. Bak hiç korkmuyorsun. Alıyorsun. Gel. Onu geç. Bak kütür kütür. Diş badem. Neyse boşver de alma yerlerden. Alma yerlerden. Bunu almayalım. Neyse sen bunlar abi acı badem. Buna ilaçlık yapıyorlar. Mesela ata deyiminle koca karı ilacı yapıyorlar. Koca karı denen ilaç bundan yapılıyor. Bu değişik bir badem cinsi. Kaçamak yapılır. Pomakların özellikle yemek kaçamaktır. Soğucak olsun, paspal olsun, ince süt olsun, karanlık olsun, sarpdere olsun, balaban olsun, Hamdi Bey olsun, sivriler olsun, beğendik olsun, liman köyü olsun. Oraları kaçamak yapar abi. Biz pomaklardanız. Onlar kaçamak. Kahvaltılı ver abi, kahvaltılı gösterir. Bu da bak onun yanında tuzlu biber. Bak o kahverengi olan. Bu kahverengi olan kahvaltılıdır. Sabahları. Sabahları bunun acılısı olur, acısızı olur. İçinde badem, ceviz, mısır, ondan sonra kabak çekirdeği, ondan sonra ay çekirdeği bunları kavrulur. Fırınlarda ekmek yapılan kümbet fırınlarda kavrulur. Kavrulduktan sonra çekilir, elenir. Bu şekilde hizmete gelir. Bak içinde kara kara da göreceğiz. Onlar da ay çekirdeğidir. Tabii. Gerekirse acı biber de katılarak değişik bir tat sağlanıyor. Tercihe göre. Tabii. Bak bu yağda biberimiz. Söyleyeyim. Ben normalde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliğinden mezunuyum. Girişimci olarak bu işleri yapmaktayım. Devlet memurluğuna daha hiçbir şekilde adım atmadım. Kendi işimin kendi patronuyum. Çok rahatım. Tüm dinleyicilerime çok 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 selamlar söylüyorum. Onları da böyle bir şekilde devlet memuru diye bir baskı yapmayın abi. Allah'a şükürler olsun. Bak kendi işimizde yoğrulmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Hiç öyle devlet memuru çocuklarınızı da sosyal baskı olarak da kendinizde baskı yapmayın. Her şeyi yoluna bırakacaksın. Suyu akışına bırakacaksın. Anam babam çok istedi devlet memuru alayım ama ne yapalım, bu mavi önlüğü çıkaramadık önümüzden. Öyle abi.
Başka ne tanıdık? İnsan evde işi yapmalı. Ne seviyorsa onunla uğraşmalı. Vallahi öyle abi. Salçalarımız var. Üzüm pekmezler, karadutlar. Teşekkür et ben artık. Ondan sonra onu da teşekkür de edeceğim. Dinleyicilerime ve baba buradaki güzel arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Buradan da babamın köyü olan Babeski Yeni Mahalle Köyü'ne de çok selamlar söylüyorum. Babeski'ye selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Bizleri gelip izleyip böyle bir şekilde video çektiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, girişi bulundurmak biraz zor oldu ama para para girişi bulduk sonunda. Burada da hayırlısıyla başlıyoruz. Arkadaşlar geldik şu anda. Az önce bizim dediğimiz 5 TL otopark ücretiymiş. Araçlar için 5 TL oluyorlardı. Şimdi gidip havaya bakalım ne kadar ücret edeceğiz. Kamerada gerçi öğrenci 5 TL tam bile 15 TL yazıyor ama. Neye kısmet de? Daha yaşmamış. Daha falan yaşmamış. Aslında bir kısım silah seni tutar alıp yapayım. Benim öğrenci değil mi? Senin sana verir ki mi? Değil mi? Kolay gelsin. Acayip soğuk. Arkadaşlar mağaraya yaklaştık. Aşırı derece soğuk. Buraya geliyorsanız kollarınızı montunuzu alın. Bizim gibi dumduzlak gelmeyin. Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Kanalımızda kalın. Eksi bir. Çok soğuk. Doğru. Hocam şu batayı öyle söyleyeyim. Buraya girince mevkülasyon değişiyor. Esnafıza geçiyor. Mağaraya bak be kardeşim, mağaraya bak. Yaradan yaratmış. Ne yapar? Oğlum güzel bir kısımdır orada ama daha farklı olsun, daha iyi olabilirsiniz. Aynen. Yatılı sonuçta her tarafa giriş olmaz da belli yerleri kapattık. Güzel bir yol var. Thank you.
650 metre. Yani 650 metre kadar yukarı zaten tepeye sorumlu bir adam bu kadar. Geldik, dumanlık, biraz yoruluk, nefes nefese kaldık zaten mağaranın bir basınç var içeride. Devam ediyor musun? Ben bu darıdan yol var bakalım. Buyur abi, şeyleri senin bir yerde. Ben de buradan aç, iyi olur. Biz açalım mı sen? Yeter ki daha bu yerde. Burası, herhalde. Üst ranza mıymış şurası? İkinci kat. Kaç iş? Dikkat edin. Ağzı sen dikkat et kendine. O çok dar lan. Yok ışıkları mı yakmamışsın lan? Ha, biraz darlaştı da bize daraldı güzel zamanız. Ya basınç olduğu için içeride şu an zorluyor. Doğar da alıştı ama alıştı alıştı. Abi dik çıkıyoruz ama ne bak. Adam altı belirti verdim ben cuma. Bayağı uzun bir şey. Şurası isim yazmışlar. İsim yazdı oluyor meşgul. Işıklamayı taktın ekledim. Bir hoş hava vermeye çalıştılar ama bazı noktalar olsa daha iyi altlar ve tercihler görebiliriz. Bir insanın üstünü yıkılıyor. O şekilde baktım üstüne gelmedi ya. Abi çok satmak biraz burada yazmışlar. Bacakları var mı? Engelli parkurumuz devam ediyor şu an. Sığırı var ya burada devam şu anda. Tamam ona da katıldık ama inşallah. Hop! Yarasa. Nerede? Şuradan geçti. Adam dedi ya yarasaların olduğu yere doğru gideceğim dedi. O girdi demek. Burada niye kapatmışlar? Orası ışıklı. Orada bir şey var. Kaçıyor mu? Dönüyordur oraya. Gösteren gelmiş de bizim çiftleri. Gösteren ben geleceğiz. Bir geliriz daha mı? Şöyle bak alsana.
Çekimlere devam edelim. Ha, tepe çıktı da. Evet, ışığı gördük, güneşi gördük. Evet, evet, göründük. Yavaş yavaş yavaş. Ama niye de? Tabii ki de var, tabii. Yok, tamam. Dostum, neden sıcak yerine oluşacağız? İlk o giriş. Kurtuluş olunca soğuk vuruyor da insan alışıyor. Zaten mevsim de alakalı olur. 5 saniye. Yürüyünce ısındık ya, dursak üşürüz. Bak nasıl esiyor lan güne. Şakira gelmiş. Adam bir yer yürümüş. Bir alaka var. Resmi olur bir şey değil mi? Evet. Şimdi burada nerede hiç kurs yapacağız şu an lan. Videolardan yiyorum, resmi alayım zaten. Çok alırız da şimdi ilerken... Evet arkadaşlar, bugünkü son durağımız olan İğneada'ya sonunda geldik. Bayağı bir zor zahmetli bir yer oldu. Hani ayak bastığımız yere yağmur yağdı. Yollarda çok virajda engebeli olduğu için biraz zorluk çektik ama yorulduk. Ama değdi en azından. Güzel yerler gördük. Fazla da kalabalık olmadığı için gezmemizi daha bir rahat bir şekilde yapmış olduk. Evet. Arkadaşlar, İğneada turumuzu şu an çarşımızla devam edeceğiz. Oradan da sahile çekeceğiz ve bugünkü turumuzu tamamlayacağız. Herkese var, herkese geliyor.